Evet, bugün biraz FMF hastalığı yani ailevi akdeniz ateşi hakkında bilgi vermek istiyorum. FMF hastalığı nedir? FMF hastalığı çoğu zaman ateş yükselmesiyle birlikte seyreder. Genelde periton, plevra, nadiren sinovyumun tutulmasıyla karakterize. 12 ile 48 saat, bazen 72 saate kadar uzayabilen ateş ataklarıyla birlikte seyreden bir hastalıktır. Genelde en sık kimlerde görülüyor? Ailevi akdeniz ateşi denmesinin sebebi zaten genelde Akdeniz bölgesinde görüldüğü için özellikle Sefardik Yahudilerde, Akdeniz'de yaşayan Sefardik Yahudilerde, Türklerde ve bazı Araplarda daha sık görülmektedir bu hastalık. Bu hastanın en önemli özelliği prognozunu belirleyen en önemli faktör amiloidozun oluşmasıdır. Yani en önemli komplikasyonlarından biri amiloidozdur. Peki bu hastalık ne zaman ortaya çıktı? Tanısı nasıl konuluyor ve ne gibi klinik bulgularla karşımıza çıkıyor? Ailevi akdeniz ateşi 60 yıldan beri bilinen bir hastalıktır ve en önemli özelliği genellikle klinik bulgularla tanının konulmasıdır. Ama özellikle son zamanlarda, özellikle 1972 yılında Korşisin denilen ilacın bulunmasıyla bu yeni bir çığır açılmıştı bu hastalıkla ilgili. Bir de 1997 yılında FMF'ten sorumlu genin klonlanmasıyla, yani FMF gen mutasyonlarının bulunmasıyla bu hastalık hakkında daha net ve kesin tanı yöntemleri bulunmuştu. Peki klinik dedik. Kliniği en sık ne gibi şikayetlerle karşımıza çıkıyor bu hastalık? En önemli özelliği ateştir dediğim gibi. 12 ile 72 saat süren ateş nöbetleriyle karşımıza çıkıyor. Bunun dışında karın ağrısı, eklem ağrıları ve bir takım deri döküntüleri en sık gördüğümüz bulgulardır. Ateş dediğim gibi bazen titreme, terleme ile başlayıp ilk 12 saatte şiddet bir 39 dereceye kadar yükselebilir. Ondan sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyor ama dediğim gibi bazen 72 saat kadar uzayabiliyor. Bir diğer önemli bulgu, en önemli bulgularından biri karın ağrısıdır. Bu da çok sık görülen bir bulgudur ve çok önemli bir bulgudur. Niye önemlidir? Çünkü bu hastalığın en önemli belirtilerinden biri bu hastalar çok sık olarak genellikle genç yaşlarda ortaya çıktığı için yani çocukluk çağından tanısı konuluyor. Genellikle karın ağrısıyla acil servislere başvuruyor ve dediğim gibi genç popülasyonda görüldüğü için çoğu doktor bile burada hataya düşebiliyor. Ne gibi? Bu çoğu zaman akut apandisit tablosunu taklit ettiği için gereksiz yere çoğu hasta ameliyat olabilmektedir. Yani bu tür şey hastalıktan dolayı. Onun dışında ne gibi bulgular? Bir diğer önemli bulgusu da dediğim gibi göğüs ağrısı da olabilir. Göğüs ağrısı özellikle tek taraflı olabiliyor. Plörezi dediğimiz şekilde sıvı birikmesiyle karşımıza çıkabiliyor. Fizik muayene bulgularından en önemlisi akciğer seslerinde azalma olarak karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi bu atak geçtikten sonra bunlar normale dönüşebiliyor. Bir diğer bulgu nedir? Eklem bulguları çok önemlidir. Özellikle genellikle bu hastalara %70'i artritle karşımıza çıkıyor. Yani eklem iltihabıyla birlikte. %30'unda ise sadece artralji yani eklem ağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi atak sıklığında, atak anında çok ciddi eklem ağrılarıyla karşımıza çıkarlar. Ondan sonra kendiliğinden spontan olarak iyileşme moduna giriyorlar. Bir diğer bulgu dediğim deri bulgular, erizipel benzeri döküntü. Bu hastanın karakteristik bir deri bulgularından biridir ve bu hastalığının prototip bulgularından biridir. Genellikle bacak kısımlarında daha sık görülebilmektedir ve bunun görülmesi hastanın tanı koymasında bize yardımcı olabilmektedir. Peki amiloidoz nedir? Dediğim gibi en önemli komplikasyonu ve en sık en korktuğumuz komplikasyonlardan uzun vadede kontrolsüz giden FMF hastalarında amiloidoz olarak karşımıza çıkabilir. Bu genellikle böbrek tutulumuyla karşımıza çıkar. Kronik böbrek yetmezliğine kadar en hafif bir proteinüriden başlayıp kronik böbrek yetmezliğine ve diyalize kadar giden hastalara sebebiyet verebilir. O yüzden bu çok önemli bir bulgudur. Bizim amacımız nedir? FMF hastalığını tedavi ederken amiloidoza o gidiş süresini uzatmak veya engellemektir. Peki ne gibi silahlarımız var? Yani bu hastalığı tedavi etmemizde ne gibi ilaçlar kullanıyoruz? En önemli olay bu hastalıkta atak sıklığını azaltmaktır. Yani atak süresini azaltmaktır. Ve ne gibi ilaç kullanıyoruz? Dediğim gibi 1972 yılından beri bitkisel bir ürün olan kolchisini kullanıyoruz bu hastalarda. Ve çok önemli sonuçlara, çok önemli cevaplar alabiliyoruz.
Bunların genellikle 0,5 miligramlık preparatları var, tabletleri var. İdeal dozu 1,5 miligram, yani günde 3 tablet, ama hastanın atak sıklığına göre biz bunu ayarlıyoruz. Bazen 3, bazen 4 tablet olarak kullanabiliyoruz. Şöyle bir özelliği daha var. Eğer sık sık atak şeklinde karşımıza çıktığında bunun sayısını arttırabiliyoruz. 6, 7, 8 tablet kadar götürebiliriz. En önemli yan etkisi nedir bunun? Dozunu arttırdığımız sürece ishal gibi yan etki var. Onun dışında bir sıkıntısı yoktur. Dediğim gibi bizim amacımız bu hastalığının çoğu hasta, işte bilinçli hastalarda istediğimiz cevaplara ulaşabiliyoruz. Çünkü diyoruz ki bu ilacı en önemli özelliği hayat boyu kullanacaksın ve hayat boyu düzenli bir şekilde istenilen dozlarda 2, 3 veya 4 tablet doktoru nasıl ayarladıysa onu düzenli bir şekilde kullanırsa bir sıkıntı yaşamazlar. Ama bazı hastalar ilaçları bıraktığı anda bu atak sıklığı artmaya başlıyor. Dediğim gibi bu ilaç sadece tedavi edici değildir. Atak sıklığını azaltıcı, dolayısıyla amiloidoza gidişi de engelleyici bir ilaçtır.